Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türk-İslam bilginleri konusunu ele alacağız. Harezmi ilk kez sıfır rakamından bahsetmiştir. Cebir bilimini geliştirip sistemleştirmiş, matematiğin ayrı bir bilim dalı olmasını sağlamıştır. Ali Kuşçu, Osmanlı'ya astronomi ve matematiği sevdiren insandır. İstanbul'un enlem ve boylam derecesini belirlemiştir. Fatih Külliyesi'nde bir güneş saati yapmıştır. Katip Çelebi, dünyanın her yerindeki coğrafyacılara mektuplar gönderip bilgiler toplayarak 3 yılda yazdığı Cihannüma, Türkçe yazılan ilk coğrafya kitabıdır. Sina, ünlü tıp bilimcisi ve filozofudur. Tıbbın Kanunu isimli kitabı 500 yıl boyunca Avrupa'da tıp alanında başvuru kitabı olarak kullanılmıştır. Farabi, insanlık tarihinin en büyük filozoflarından biri kabul edilir. İkinci öğretmen unvanını almıştır. Seslerin matematiksel ölçümünü yapmıştır. İbni Haldun, sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu olarak kabul edilmiştir. Fikirleriyle Osmanlı tarihçilerini etkilemiştir. Piri Reis, ünlü Türk denizcisi, haritacısı ve coğrafyacısıdır. Atatürk, Piri Reis'in haritasını inceleyerek devlet matbaasında çoğaltılmasını sağlamıştır. Orta Çağ'ı anlatan kültür ve bilim merkezleri. Semerkant, Buhara, Bağdat, Endülüs. Animasyonumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz.